Çağban Çitavinç, şimdi size uzunca bir bölüm ayırdım. Söz sırası kalırsa ben de konuşurum. Tamam. Altılı Masa'da iş nereye doğru gidiyor? Aday ismi bir türlü açıklanmıyor. Barış da dedi ki açıklayın artık dedi. Ama görünen o ki Babacan ta 2 ay önceden demişti. Yani ocağı bulur gibi. Yine demiş 3 ay sonra. Evet. Ne oluyor? Ocak, Şubat oluyor tabii işte. Şubat, Mart. Evet evet. Şimdi Kasım, Aralık, Ocak, Mart'ta Şubat'a son gidiyor. Hatta herhalde bana bir Cumhuriyet Halk Parti yetkilisi Mart sonu gibi demişti. Mart sonu da zaten sürenin sonuna geliyor. Tam seçim yani takviminin başlangıcı. Mecbur neler olduğumuz söyleyeceksiniz, zaman. Neler varsa. Ya valla şimdi Gürkan, bugün yapılan açıklama mesela 2 sayfalık bu Altılı Masa toplantısının açıklaması benzer bir şey yani. Hayal kırıklığı. Türkiye'nin şu andaki içinde bulunduğu tartışmalardan, siyasi tartışmalardan, toplumsal, sosyal tartışmalardan kopuk bir şey. Metin açıklama. 2 sayfalık uzunca bir açıklama. İşte hani Hacı orada haklı. Yani al 7. toplantı sonrası yapılan açıklamayı, hatta al 6. toplantı sonrası yapılan açıklamayı aynı. Yani o anlamda hani şey biraz yani niteliksiz, hani içi boş, bir yeni bilgi olmayan bir açıklama. Toplumun beklentisi farklı. Barış da söyledi. Millet Cumhurbaşkanı adayını bekliyor. Şimdi bunu söyleyince de küsüyorlar. Ya bunu söyleyince de küsüyorlar ama ya o zaman hani toplumdan kopuyorsun. Yani şimdi mesela Adana toplantısı. Herkes gitti oraya. Ya herkes resimlerde, eminim ben de öyle baktım. İşte Meral Akşener'le Kemal Bey'in birbirlerine nasıl baktıklarına, hani aralarında bir soğukluk olup olmadığına, Ekrem İmamoğlu'yla Kemal Bey'in, Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın, ki Mansur Bey de Ekrem Bey de eşlerini de götürmüştü Adana'ya düğün, Zeydan Bey'in oğlunun düğünü, eşli gitmişlerdi. Masada toplu oturmuşlardı. Birbirlerine bakışlarına, oturuşlarına, duruşlarına, hani isimleri Cumhurbaşkanı adaylığı geçtiği için, adaylığı da geçtiği için hep bunlara dikkat ediyor insanlar. Mesela Ekrem Bey orada bir İmamoğlu diye bir ilçe var. Oraya gitti. Orada bir miting oluştu. Bir doğal şey oldu, bir miting. Tabii. Belediyeyi ziyaret etti orada. Kadın belediye başkanına. Olağanüstü bir kalabalık toplanmış. Sonra Meral Akşener de gitti oraya. Meral Akşener enteresan, bak. İmamoğlu'ndayız diye bir tweet attı Meral Hanım. O tweet müthiş şey yaptı. Retweet yapıldı. Uğur Dündar'ından işte ben de retweet yaptım. Meral Hanım beni engellediği için göremiyorum. Çünkü orada bir subliminal mesaj. Meral Hanım Twitter'dan beni engellediği için ben göremiyorum mesajlarını. Evet. Bir türlü kaldırmıyorsun. Kahvaltıya çağırıyorlar. Meral Akşener'le görüşüyoruz. Kendisine de söyledim. Niye engellediniz diye. Bir türlü kaldırmıyor. Çevresi yapmıştı. Orada bir subliminal mesaj çevresi kötü algılandı. Meral Hanım'ın İmamoğlu'ndayız. Tek kelimelik bir tweet. Hani o bilmeyerek mi yapıyor? Beni tekip o tweetin altına yapılan yorumlar. Şimdi Meral Hanım'ın bakın İmamoğlu'ndayız tweetinin altına yapılan yüzlerce yorum. İşte oh nihayet, oh İmamoğlu filan diye. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını destekleme gibi algılandı. Kim tarafından? Vatandaşlar tarafından. Bu da ifade edildi. Bak, o tweet'in oh altında. İmamoğlu diyorlar. Şimdi hani milletin gündemi bu. Keza Mansur Bey. Mansur Bey'in işte her hali, tavrı şey yapıyor, dikkat ediliyor, takip ediliyor. Acaba ne anlamlı, ne yapıyor falan. Karşım bunlara karar verecek, bak şimdi güya karar verecek ki bence o inisiyatifi de kaçırıyorlar artık. Yani Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını belirleme inisiyatifini kaybediyor yavaş yavaş. Ben onu görmeye başladım. Yani her ne kadar bunlar işte zamanı gelince açıklayacağız. Bizim açıkladığımızda da 13. Cumhurbaşkanı olacak diye dursunlar. Millet Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye başladı yani. Hani benim kanaatime göre de 2 belediye başkanından birisi olacak. Çünkü öyle bir süreç işliyor ki. Öyle bir süreç işliyor ki masanın gündemi farklı. Masada bir sürü siyasi hesaplarla şu kişi mi olsun, bu kişi mi olsun diye farklı farklı kaygılarla şeyler var. Siyasi hesaplar var adayı belirleme konusunda. Ama millet de Türkiye'nin yaşadığı gerçeklikten ve Erdoğan'ı kim yener, AKP'yi kim alt eder, kim sandığa gömer arayışıyla kamuoyundaki işte aday adayı figürler üzerinde bir yoğunlaşma yaşamaya başladı. Dolayısıyla şimdi diyelim ki işte Sayın Babacan veya işte CHP yetkilileri diyorlar ya işte 3 ay sonra belirlenecek aday. Siz 3 ay sonra adayı belirleyene kadar toplum zaten belirlemiş hale gelebilir. Ne demek o? Ya 2 belediye başkanından birisini artık çizemez hale gelebilir Altılı Masa. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu. Diyelim ki 2 ay daha geçtikten sonra bu şeyler, tartışmalar, bu algı, kamuoyundaki bu beklenti, bu taraflaşma, yani adaylar etrafındaki taraflaşma sürerse bu hızla,
ki seçim yaklaştıkça bu taraflaşma daha da yoğunlaşacak. Çünkü seçim yaklaştıkça insanlar artık kafasındaki adayı daha hızlı belirler hale gelecek. İki ay sonra mesela toplumun büyük bir çoğunluğu Ekrem İmamoğlu aday olsun ya da Mansur Yavaş aday olsun diye bir pozisyon, bir tavır almış hale gelebilir. O noktada altını basa ne yapacak da yani o ikisi dışında bir kişiyi aday olarak çıkarabilecek mümkün mü? Onu demeye çalışıyorum. Yani altını masa Cumhurbaşkanı adayını belirleme inisiyatifini kaybediyor. İlginç. Kaybediyor. Ve gerçeklikten de uzak. Şimdi dediğiniz gibi yani bir Hüseyin Baş tartışması yaratıldı. Yani böyle şey gibi hani millet bunalmış AKP iktidarından, iktidarın bir an önce işte devrilmesini ve iktidarın devrileneceğine dair, yenileceğine dair kendilerine bir güven verilmesini bekliyor insanlar altılı masa tarafından. Ama altılı masa, efendim altılı masanın işte en önemli aktörü Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor. Hiç altılı masaya danışmadan etmeden bir başörtüsü tartışması açıyor mesela. Öbür taraftan ikinci önemli aktör Sayın Akşener işte yine hiç masaya danışmadan etmeden tak diye Hüseyin Baş'ı diyor alalım diyor. Yedinci kişi olarak diyor. Yani böyle bir koordinasyonsuzluk, milletin beklentisinden uzak, milletin beklentisiyle örtüşmeyen bir takım davranışlar. Yavuz Ağıralioğlu meselesi çok bence de hayal kırıklığı ve hakikaten altılı masaya dinamit koyan açıklamalar yapıyor ve bunu işte en son hakikaten Pınar'ın programında yaptı, çok ağır laflar. Ya şu laf edilebilir mi kardeşim? Yani bizim diyor insanlar camide solda bile safa girerken sola dur, solda durmaz diyor. Soldan sağa geçer diyor ki. Sağdan ki yanlış. O da yanlış. Öyle değil. Ben mesela hayır, sağcılık solculuk örneğini bu hani, noktada vermesi çok yanlış. Çok o kadar yanlış. Yani öyle bir örnek olur mu ya? Namazda şu sağ sol, sağcı solcu diye bir şey mi var ya? Arkadaşlar şey ben köye gittiğimde mesela babamla camiye gidiyoruz. Tamam mı? Bilakis insanlar İlk giren şöyle sağda durur. Evet. Ondan sonra gelen cemaat sola doğru eklenir. Dizilir. Cemaat ona göre dizilir. Sola doğru dizilir cemaat ya. İlk kişi sağda durur. Sola doğru insanlar geldikçe sola sola gire gire gider. Yani o kadar çirkin ve yanlış ki. Yavuz Ağıralioğlu'nun ikide bir. Tam tersi bir. Olsa ne olacak bu ilk yani? Defa vermedi bu örneği. Daha bilerek önce de yapıyor verdi. Canım. Yavuz Bey bilerek yapıyor. Yani o kadar yanlış. Bir laf daha bak. Bizim taban, yani kim onların tabanı? Milliyetçi mukaddesatçı diye tanımlıyor kendi tabanlarını. Rüyasında sola oy verse sabah kalkınca gusül abdesti alır diyor. Ya şimdi bu laf ya edilir bir laf mı ya? Ya kardeşim sen sonuçta bu Cumhuriyet Halk Partisi yani sol denen bu partiyle birlikte ittifak halindesin ve seçime gireceksin ve Erdoğan'a karşı bu milletten oy isteyeceksin. Ya Erdoğan yarın bu lafları seçim hepsini kullanacak. Yavuz Ağıralioğlu'nun tüm sözleri ya. AKP'nin afişi olacak. Ben dün tweet de attım Pınar'ın programından sonra. Gördüm. Bunların tamamı Yavuz Bey'in sözleri AKP'nin afişlerinde slogan olarak yer alacak. Evet, kesinlikle. İYİ Partili milletvekilinin sözleri. Meral Hanım'ın gerçekten bu konuda bir tavır koyması lazım. Efendim Yavuz Ağıralioğlu bizi bağlamaz, bizim sözcümüz Kürşat Sözcü'dür. Gürsel Tekin'in söylediği CHP'yi bağlıyor da Yavuz Bey'in söylediği niye İYİ Parti'yi bağlamıyor? Bunlar gerçekten siyasi nezaketin dışındaki peki, sözler. Peki Barış, sana çok kısa bir süre vereceğim. Yani hemen toparlayayım. Yani kusura bakmasan ama Yavuz Ağıralioğlu ben merkez parti olacağım iddiasındaki İYİ Parti'yi böyle Büyük Birlik Partisi çizgisine çekmek istiyor. Büyük Birlik Partisi alanına hapsediyor. Hani milliyetçi, muhafazakar işte. Yani Büyük Birlik Partisi alanına geçerse genişler. Ya ayrı yok, konu. Canım. Ayrı konu. O ayrı bir şey. %1 ya. Büyük Birlik Partisi %1'lik ya. %1 bile ya. Değil ya. Yok ya Alperenler şey zarar mı gelir bu millete? Musi Yazıcıoğlu zamanında galiba %2,5. Cuma günü Gürkan'ın konu. Değil mi bu cuma? Yok. Yani aynı zamanda düşük küçümsemek anlamında hep düşük. Hayır. Yüzler kulübü. Küçümsemek anlamında söylüyorum. Oy hacmi olarak canım ya. Büyük Birlik Partisi'ne de Sayın Mustafa Destici'ye de saygılarım. Saygım var yani. Küçümsemek anlamında söylemiyorum ama siyaseten şimdi İYİ Parti, Sayın Akşener ne diyor? Biz merkez parti olacağız diyor. Potansiyeli var mı? Hakikaten var. Gerçekten var. Yani Meral Hanım'ın özellikle grup konuşmalarına ve işte o vatandaşla buluşmalarında verdiği mesajlara bakın. Gerçekten tam bir merkez parti, tam bir Demirel üslubuyla konuşuyor. Yani Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkmaktan tutun da
muhafazakar değerleri sahiplenmekten, işte milliyetçi değerleri sahiplenmekten, ya Türkiye'nin böyle bütün sosyolojisini kucaklayan bir merkez parti lideri gibi konuşuyor. Ama kardeşim milletvekili çıkıyor ki şey de yani ağzı laf yapan da bir milletvekili Yavuz Bey. Hani belki o çizgiden önemli bir isim CHP'den milletvekili adayı olabilir de neyse sonra söyleyeyim onu. Sıradan bir milletvekili de değil. Hani ağzı da laf yapıyor her akşam da televizyonlarda. Ama Meral Hanım'ın yaptığı açıklamaları adeta sabote eder gibi, yok biz işte öyle hani merkez parti değil. Ya Büyük Birlik Partisi'nin o dar alanlı hapsi şey yapıyor. Ama Yavuz Bey bunları Meral Hanım'dan münezzeh söylemiyor. Sanmıyorum bak. Sanmıyorum. Ne oldu? Yavuz Ağıroğlu genel başkan yardımcısı. Sözcüydü. Alındı sözcü. Sözcüydü genel başkan yardımcısı. Görevden alındı. Şu anda sade milletvekili. Evet. Belki önümüz seçimde listeye de konmayacak. Ya, bilemiyorum. AK Parti'nin veya MHP'nin bilmem ne ilçe başkanının söylediği sözü bunlara mal ediyorsunuz. Niye Yavuz Bey söyledi? Hayır, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'de böyle bir şey olsa. Yazdım bakın, bunu. Hemen bitiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'de genel başkanın yaptığı o geniş açıklamaların tersine böyle marjinal dar açıklamalar yapan bir kişi olsa o milletvekili listesine giremiyor. Peki. Mesela. Peki. Hani fiili durum o. O tüm partiler için geçerli. Tüm partiler için. Belki İYİ Parti de öyle olacak. Belki bilemiyorum. Tüm yetki genel başkanı. Çünkü 2 dakika ayıralım.